Vocophone'u Xiaomi'nin alt markası olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Telefonun iddiası tasarımı değil, fiyatı ve içindeki donanımı. Uygun fiyatlı olabilmesi için bazı amiral gemilerinde gördüğümüz özellikleri kısmışlar. Bunların hepsine değineceğiz arkadaşlar ama her zaman olduğu gibi öncelikle kameramızla başlayalım. Telefon arka tarafta çift kamerayla birlikte karşılıyor bizleri. Kameralardan bir tanesi 12 megapiksel f1.9 diyaframlı, diğeri ise 5 megapiksel ve f2.0 diyafram değerine sahip. Çift kamera sayesinde portre modunda arka taraf bulanık fotoğraflar çekebiliyoruz. Dedik ki özelliklerden biraz kısmışlar diye. Mesela kamera tarafında optik sabitleyicimiz yok. Çift ton led flash ile birlikte gelen kameramız gün ışığında oldukça iyi işler çıkarıyor. Yani bir amiral gemisinden ne bekliyorsak o. Renkler doğru ve canlı gözüküyor. Otomatik HDR modunu çok fazla devreye sokmuyor. Tıpkı Mi 8'de olduğu gibi yapay zekada mevcut kameramızda. Belirli sahneleri tanıyor ve en iyi fotoğrafı çekmeye çalışıyor. Düşük ışık performansı beklediğimden biraz daha geride diyebilirim. Fotoğraflar kötü gözükmese bile detaylara bakıldığında kumlanmanın biraz fazla olduğunu söylemeliyiz. Çok nadir de olsa OIS eksikliğinden dolayı fotoğraflar biraz bulanık çıkabiliyor. Özellikle düşük ışık koşullarında. Portre modundan da bahsedecek olursak eğer arka taraf çok karışık ise bazen hesaplama hataları yapabiliyor. Şimdi geldik selfie kamerasına. 20 megapiksel f2.0 diyafram değerine sahip ön kameramız Mi 8'e benzer özellikler taşıyor. Gündüz ya da bol ışıklı sahnelerde hiçbir sorun yaşamazsınız. Yine düşük ışıkta az da olsa kumlanmalar başlıyor. Ön kamerada fiziksel bir flaşımız yok. Ekran aydınlatmasıyla yapıyor flaş işini. Ayrıca ön kamera içinde portre modu yine mevcut. Video tarafına baktığımız zaman da 4K videoları saniyede 30 kare olarak çekebildiğini görüyoruz. Ek sahne sayabileceğiniz bir noktada 60 kareye çıkamaması. 1080p'de de 30 kare çekim yapabilen Poco, ağır çekim videoları 1080p çözünürlükte 240 kare olarak yapabiliyor saniyede. Evet arkadaşlar, şu anda sesimi Pocophone F1 üzerinden duyuyorsunuz. Yani mikrofonlar bu şekilde kaydediyor. Şimdi telefonun uygun fiyatlı olmasını sağlayan sebeplerden birine, yani tasarım bölümüne geldik. Telefonumuzun arka tarafı plastik. Yani fiyattan kırabilmek için cam yerine böyle bir tercih yapılmış. 6.18 inçlik Full HD Plus bir ekranımız var. İstersek çentiyi kapatabiliyoruz. 18.7'ye 9 en boy oranına sahip telefonumuzun ekran gövde oranı da %82. Telefon 8.8 mm'lik bir kalınlığa sahip. Ağırlığımız da 182 gram. Telefonda güvenlik önlemi olarak hem parmak izi okuyucu hem de yüz tanıma yer alıyor ve ikisi de oldukça hızlı çalışıyor. Parmak izi okuyucusunu kameralarla aynı parçanın içine yerleştirdikleri için bazen yanlışlıkla kameraya götürebiliyoruz parmağımızı. Ama alıştıktan sonra pek problem çıkarmaz. Kutu içeriğimizden kulaklık çıkmıyor ancak telefonda kulaklık girişi mevcut. Ayrıca hemen alt tarafta Type-C girişi yer alıyor. Type-C'nin iki yanında da ızgaralar mevcut. Bunlardan bir tanesi hoparlör, bir tanesi mikrofon. Telefonun herhangi bir IP sertifikası olmadığını hatırlatalım. Yani yağmurdan, tozdan korumanız gerek. Tasarımı genel olarak değerlendirmek gerekirse böyle aman Allah'ım mükemmel premium duran bir cihaz olmadığını söyleyebiliriz ancak o hissede bence oldukça yakın, sadece bir tık gerisinde. Benim zevkime göre de çok fazla göze batan, kötü gözüken bir tarafı da yok tasarımın. Şimdi biraz da teknik detaylara değinelim arkadaşlar. Günümüzün en iyi telefon işlemcilerinden birisi olan Snapdragon 845 ile birlikte gelen telefonda grafik birimi olarak Adreno 630'u görüyoruz. 6 GB RAM ve 64 veya 128 GB depolama seçenekli sürümün yanında 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip bir sürümün de mevcut. Dilersek micro SD kart ile hafızayı arttırabiliyoruz. Tabi alışıla geldiği gibi çift simden feragat etmek durumundayız bu sefer. Teknik özellik bazında bence amiral gemisi katili ünvanını almayı rahatlıkla hak ediyor bu telefon. Telefonda Liquid Cool isimli bir soğutma sistemi mevcut. Yoğun oyun oynarken dahi stabil ve yüksek FPS değerleri vermeye yarıyor bu sistem. Tabi kasada metal bir bölüm olmadığı için isabet olmuş diyebiliriz bu soğutma sistemi. Peki bu soğutma sistemi oyunlarda nasıl çalışıyor arkadaşlar? Gelin 10 dakika boyunca bir PUBG oynayalım. Ben de bir yandan hem bataryadan bahsedeyim hem de ısınma durumuna bakmış olalım. Telefonda 4000 mAh bir batarya bulunuyor. Bu yüksek pili Quick Charge 3 teknolojisiyle birlikte hızlı şarj edebiliyoruz. Kullanım durumunuza göre değişken olmakla birlikte bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor diyebilirim. Hatta çok fazla telefon kurcalayan birisi değilseniz ikinci günü bile zorlayabilirsiniz. Kablosuz şarjı desteklemediğini de hatırlatalım. Kutu içinden çıkan adaptörle birlikte yarım saatte yaklaşık %40 seviyelerine kadar şarjı yükseltebiliyor. Oyun sonuçlarımıza baktığımız zaman da oyuna başlamadan önce 25.7 derece olan sıcaklığımız oyunun sonunda 33.1 dereceye çıktı.
Pilimiz de %71'den %67'ye düştü. Soğutma sistemi telefonun ısı durumuna çok bir katkı sağlamamış gibi gözüküyor 10 dakikanın sonunda. Ancak ciddi bir sıcaklık da ortada değil, bunu söyleyebiliriz. Artık son sözlerimize geldik arkadaşlar. Telefonun fiyatı Avrupa'da yaklaşık 300 euro, ülkemizde de 3200-3000 TL gibi fiyatlara bulabiliyorsunuz. Tamam, telefonumuzda IP sertifikamız yok, kamerada OIS yok, plastik bir yapıya sahip, NFC falan da yok telefonda. Ancak bunları bir kenara koyarsak her şeyle olmuş gibi diyebiliriz bu telefon için. Eğer garanti sorunu sizin için çok büyük bir problem değilse, gerçek bir amiral gemisinin yarı fiyatına çok yakın özelliklerde bir telefon alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani rahatlıkla tercihleriniz arasına Pocophone'u sokabilirsiniz diyelim. Ve böylece yavaş yavaş videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sizler Pocophone hakkında ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorum bölümünden bizlere yazın. Ayrıca yine kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıdan bizlere sorabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir web teknoloji videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İki anda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka web teknoloji içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.